Demokrasi ve hukuka darbenin görüntüleri ortaya çıktı. CHP heyetinin oy hırsızlığını gizlemek için kapalı kapılar ardında yaptığı işbirliği an be an kameralara yansıdı. Tarih 2 Nisan. Yani İstanbul'un 7 ilçesinde geçersiz oyların sayımının bir gece operasyonuyla durdurulduğu gün. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından istifa ederek dikkatleri üzerine çeken İstanbul İl Seçim Kurulu eski başkanı Müberra Gürdal ve üye hakimler Fatma Nigar Uçar ve Nihal Koç mesai bitimi sonrasında adliyeden çıktı. Buraya kadar her şey normal. Ancak dikkat! Saat 20.10. Görüntüdeki isimler eski başkan Gürdal ve iki üye hakim. Eve gitmelerinden kısa bir süre sonra Çağlayan Adliyesi'ne yeniden giriş yapıyorlar. 5 dakika sonra yani 20.15'te ise İl Seçim Kurulu'na girerken görüntüleniyorlar. Saatler 20.17'yi gösterdiği anda Çağlayan Adliyesi'nin Nizamiye kapısında 5 araç görülüyor. Araçların içindeki isimler oldukça dikkat çekici. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuzkan Salıcı ve Seyit Torun. Belli ki İl Seçim Kurulu eski başkanı Müberra Gürdal ve CHP heyeti arasında görüşme öncesi telefon irtibatı kurulmuş. CHP heyeti İl Seçim Kurulu'nda gerçekleşen görüşmede oyların yeniden sayılmasının durdurulmasına yönelik itiraz dilekçelerini verip saat 20.45'te adliyeden ayrılıyor. Ne enteresandır ki eski başkan Müberra Gürdal CHP'nin itirazını anında işleme aldı. Saatler 22.10'u gösterdiğinde ise İstanbul'un 7 ilçesinde oyların yeniden sayımının durdurulma kararı alındı. Yani operasyon başarılı olmuştu. Eğer o gece oyların sayımı yeniden yapılabilseydi, seçim sonuçlarında bambaşka bir tablo ortaya çıkacaktı. İstanbul'un genelinde oyların yalnızca %10'u yeniden sayıldı. Ve Millet İttifakı adayıyla Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 29.408'den 13.729'a indi. Yani Yıldırım'ın 15.679 oyunun çalındığı belgeleriyle ortaya kondu. Tüm bu gelişmelerden haberdar olan Millet İttifakı adayı ise katıldığı bir televizyon programında oyların yeniden sayılmaması için itiraz etmedik ifadelerini kullanmıştı.